D vitamini aslında ismini söylerken vitamin diye söylüyoruz fakat bir vitamin değildir. Bu bir hormon. D vitamini sentezlemek için vücudumuzda cildimizi güneşle buluşturmamız gerekiyor. Yani ilk sentezleri %90 oranında cildimizdir. Sentezlenmek için de cilt güneş cilde temas ediyor ve sonrasında karaciğer peşinden de böbreklerde sentez edilen bir vitamindir D vitamini. %90 buradan sentezleniyor. Bu bir hormon aslında yağda eriyen bir vitamin, bir hormon olduğu için de vücudumuzda depolanıyor. %10 olarak aldığımız yerde gıdalar. Gıdalardan da en çok aldığımız yer mesela yumurtanın sarısı, yulaftan, kuru baklagillerden, yağlı deniz balıklarından, somon gibi balıklardan sağlamış oluyoruz. D vitamini vücutta depolanan bir vitamin olduğu için de toksik seviyelere çok çabuk çıkabiliriz biz. O nedenle hastalarım arasında yine çok sık gördüğüm D vitaminini hani ölçüm bakılmadan, bir hekim müracaatı olmadan kullanıyor olduklarını görüyorum. Bu da D vitamininin faydaları üstünden gelişen bir süreçte gerçekleşiyor. Çünkü D vitamininin bir sürü faydası olmakla beraber en potent, en başlıca faydası bağışıklık sistemi üstünden. D vitamini düzgün olanlar, iyi seviye tutturduklarımız o kış grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonuna daha az yakalanıyorlar. Bu bizim klinik tecrübemizde böyle. D vitamini bağışıklık hücrelerini kuvvetlendiriyor bir. İkincisi kas iskelet sistemi üzerinde, kemikler üzerinde çok etkili. Zaten hani çocuklarda raşitizme sebep olan hastalık eksikliği ve zaten yine hani hastalar en çok kemik kas ağrıları, denge sorunları, depresif duygu durumu bozuklukları, saç dökülmesi, terleme, hani koşarsınız terlersiniz ama koşmadan ciddi terlemelerde de D vitamini etkinliğini görüyoruz. O nedenle D vitamini seviyesi sabitlenmeli, ideal seviye yakalanmalı ve bu ancak bir hekim kontrolünde toksik seviyeye çıkılmadan ideal şartlarda, ideal seviye tutturularak sağlanmalıdır. %90 oranında aldığımız yer güneş ışınlarının cildimize temasıyla sentezlenen bir vitamin. Güneş ışınlarını da ultraviyole A olanından alıyoruz. B olanı biliyorsunuz kanser yapıyor. Onun da alım şartlarını doğru belirlemek lazım. Nasıl D vitamininden faydalanmalıyız? Biz güneşe hangi saatlerde temas etmeliyiz? Güneşe bir kere çıplak deriye temasına dikkat etmeliyiz. Hani camdan gelen güneş ışınlarından ziyade çıplak deriye direkt güneşin teması. Saat 10 ve 15 arası 15-20 dakika yeterlidir. Temas eden alanlara dikkatli sakınarak gittiğimiz için olabilir diye düşünülebilir. Türkiye'de çok sık D vitamini eksikliği görülüyor olması. Fakat dirsekten aşağısı, dizden aşağısı olan bölgeler yüz çok fazlaca D vitamini sentezine katılan bir alanımız değil. Buraları 15-20 dakika güneşlendirmemiz yeterli olacaktır. Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde.